Arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle Cüneyt'i tercih ettiğiniz için size teşekkür etmem gerekir. Sizin kendi geleceğiniz adına size teşekkür etmem gerekir. Çünkü muhtemelen bundan 5 yıl sonrunuz, 10 yıl sonrunuz sizlere teşekkür edecek. Vermiş olduğunuz bugünkü bu karardan dolayı. Cüneyt birçok insanın hayatını değiştirdi 7 senedir. Bu 8. senesi değiştirmeye de devam ediyor. Bu eğitimler de hayatımızı değiştirmemizin ilk adımları aslında. Çünkü bu eğitimlerin temeli, biraz sonra göreceksiniz, insanları daha kaliteli hale getirmek. Çünkü eskilerin bir sözü var. Eğer 1 yıllık ürün istiyorsanız ot yetiştirin. 10 yıllık ürün istiyorsanız meyve yetiştirin. Ömürlük ürün istiyorsanız evlat yetiştirin. Yani insan yetiştirin. Bizim eğitimlerimizin temeli de insan yetiştirmeye dayalı. Cüneyt'in bütün eğitimlerinde zaten bunları göreceksiniz. Hatta size şunu söyleyebilirim. Eğitim yoksa başarı yok. Ama her şeyden önce size bir hikayeyle başlamak istiyorum. Bu hikayenin temeli şu. Geçmişiniz bizi alakadar etmiyor. Master Suzuki diye bir adam duymuş muydunuz daha önce? Master Suzuki. Bu Zen Budist tapınakları var. Japonya'nın ücra köşelerinde, dağlarda köy evleri olur, köy okulları olur. Burası resmi bir kurum değildir aslında. Birçok öğrenci gelir oraya her yıl. O civardaki köylerin fakir öğrencileri. Orada okumayı yazmayı öğrenirler, dini eğitimler alırlar, savaş eğitimler alırlar. Her sene oraya cahil, köylü çocuklar, fakir çocuklar gelirken bir gün, bir defasında yakındaki bir şehrin zengin bir çocuğunun oğlu, yıllarca farklı farklı yerlerde, farklı farklı hocalarda eğitim almış birisi, ya bu Master Suzuki kim? Hani bunun ismini niye bu kadar çok duyuyorum? Bir de bundan eğitim alayım diye kalkıp bu Zen Budist tapınağına geliyor. Master Suzuki'nin 4 yıllık eğitimleri var. İlk yıl hiç kimse eğitim almıyor aslında. Yaptıkları tek şey şu. Üst sınıflarına hizmet etmek, onların bulaşıklarını yıkamak, temizliklerini yapmak, işte yemeklerini hazırlamak, yataklarını hazırlamak falan. İlk yıl boyunca yaptıkları tek şey sadece bu. İkinci yıldan itibaren eğitimler başlıyor. Bu çocuk ilk başta şunu söylüyor. Hadi bunların hepsi diyor cahil çocuk. Ben o kadar cahil değilim ki, ben bir şeyleri biliyorum, beni herhalde ikinci sınıftan başlatır. Ama Master Suzuki'nin okulunda bir kural. Herkes ilk sene hizmet edecek. Diyor ki en azından bir deneyelim, ikinci sınıfta alacağımız eğitimlere bir bakarız. 13 tane fakir öğrenci gelmiş. Birinci sınıfta bir tane de kendi, bu zengin bilgili çocuk. 14'ü beraber ilk sene, bir sene boyunca üst sınıflara hizmet ediyorlar. Temizlik yapıyorlar, bulaşık yıkıyorlar falan filan. Bir senenin sonunda geldiğinde Master Suzuki bütün öğrencileri karşına diziyor. Tebrik ederim terfi ettin, tebrik ederim terfi ettin, tebrik ederim terfi ettin. O çocuğa geldiğinde sen birinci sınıfı bir daha okuyacaksın. Çocuk çılgın. Nasıl olur böyle bir şey? Bunların hiçbiri hiçbir şey bilmediği halde onları geçiriyor. Ben o kadar çok şey biliyorum ama beni bir üst sınıfa geçirmiyor. Var bunda bir sıkıntı. Ama kendi kendini rahatlatmak için diyor ki herhalde diyor bir sonraki sene gelecek öğrencileri önderlik yapayım diye. Onlara yol yordam öğreteyim, abilik yapayım diye beni birinci sınıfta koydu diye kendini tatmin ediyor. İkinci sene geldiğinde yine hizmet ediyor üst sınıflara. Hatta geçen sene beraber okuduğu arkadaşlarının yemeklerini hazırlıyor, bulaşıklarını yıkıyor. Daha da zoruna gitmesine rağmen bir seneyi daha geçirdiğinde o senenin sonunda Master Suzuki yine bütün öğrencilerini topluyor. Tebrik ederim bir üst sınıfa terfi ettin, tebrik ederim bir üst sınıfa terfi ettin. O çocuğa geliyor diyor ki sen birinci sınıfı bir daha okuyacaksın. Çıkıyor gidiyor. Çocuk şok. Ya imkansız böyle bir şey, nasıl olur da bu adam her defasında beni birinci sınıfa okumaya mecbur eder ve hiçbir şey öğretmiyor, sadece temizlik yaptırıyor. Bizim liseli ergenler gibi tekmeyi vuruyor hocanın yanına. Be yaşlı Burak sen ne yaparsın böyle, sen nasıl beni sınıfta koyarsın, onların hiçbir şey bilmeyen cahil derken onları geçiriyorsun, beni nasıl geçirmiyorsun falan itiraz ederken, bağırıp çağırırken Master Suzuki gayet sakin. Evladım otur bir dinle bakalım. Çocuk şok oluyor, o kadar çılgınken, o kadar sinirliyken bu adamın o kadar sakin olmasına şok oluyor. Bir dinleyelim ne diyor. Oturuyor, bana bir çay doldurur musun evladım? Başlıyor çocuk çay doldurmaya. Ne alakaysa. Çayı doldururken nerede bırakırsınız çayı doldurmayı? Bir dudak payı kadar yer bırakırsınız. Çocuk bırakıyor. Master Suzuki kim dedi durmanı devam et. Tam ağzına kadar çocuk yine bırakıyor. Kim dedi durmanı devam et. Biraz daha koyunca tabii ki doğal olarak kap taşmaya başlıyor. Sıcak su çocuğun üstüne dokuluyor. Ağzı yandığı kadar bağırıyor falan. Be yaşlı bunak senin yüzünde bir yanmadığım kalmıştı onu da yandım falan. İşte evladım sen bu kap gibisin diyor Master Suzuki. Dolusun. Daha önceki hayatınla birçok şeyi öğrendiğini düşünerekten geliyorsun buraya. Eğer benden bir şey öğreneceksen kabını boşalt da gel.
Çünkü benim sana dolduracağım her şey taşacak, hiçbir işe yaramayacak. Benden öğrenmek için hiçbir şey bilmediğini kabul et, bu sektörde yeni olduğunu kabul et. Sizler de bu sektöre belki çok başarılı olduğunuzu düşünerek geldiniz. Belki iyi bir iş adamıydınız, belki ünlü bir film yıldızıydınız, belki çok başarılı bir sporcuydunuz, belki olduğunuz eski şirketinizde satış canavarıydınız. Ama burası çok yeni bir dünya. Eski işlerinizde iyi olmanız burada da iyi olacağınız anlamına gelmiyor. Jose Mourinho, Pep Guardiola futbolda çok iyi birer antrenör. Ama bunları bir basketbol takımının başına koysanız, bir NBA takımının başına koysanız aynı başarıyı gösteremeyebilir. İkisi de spor ama ikisinin de kuralları birbirinden farklı. Daha önceki başarınız bizim umurumuzda değil ya da daha önceki başarısızlığınız bizim umurumuzda değil. Bizim umurumuzda olan şey sizin burada ne yapmak istediğiniz. Ve burada başarı adım adım gerçekleşir. Bizim yapmamız gereken şey de bizden önce bu işi başarıyla gerçekleştirmiş insanların yaptığı şeyleri yapmak. Ve bu eğitimlerde o insanların nasıl başarılı olduğunu gösteriyor aslında. Hazır olun. Altımızda mükemmel bir eğitim sistemi var. Her şey bizim için hazırlanmış. Sektörün en iyi arabası, yani firması Cunes, emrimizde. Komisyon planı harika, ürünler mükemmel. Abi hayat gibi. Abartılı olmaz belki de. Tam tersine ya da gençleştirici ürünler. İnsanları gençleştiriyoruz diyebileceğimiz mükemmel ötesi ürünler bizim emrimize sunulmuş. Bize yapmak gereken tek şey ne düşüyor? Arkamıza yaslanıp gaza basmak düşüyor. Bu işin temelinde arkadaşlar duygusal zeka eğitimleri yatıyor. Çünkü duygusal zekası gelişmiş olan insanlar başarıyı yakalayabilir. Duygusal zekayı size şöyle özetleyeyim. İnsanda iki tane zeka türü vardır. IQ ve EQ. IQ matematiksel zeka. Yani bir insanın doğuşta var olduğu, bazılarında yüksektir, bazılarında daha düşüktür. EQ ise doğuşta herkeste sıfır olan bir zeka. Ama asıl başarıyı sağlayan şey EQ'dur. Birçok insan IQ'nun çok güçlü olduğunu söylemesine rağmen araştırmalar gösteriyor ki IQ'su yüksek olan çok başarılı olmak zorunda değil. Mesela IQ'su en yüksek olan insanı dağda çoban yapın, hiçbir eğitim vermeyin, ne olur? Sadece iyi bir çoban olur. Dünyaya değer katacak bir şey yok. Çünkü almış olduğu eğitimler bunu gerektirmiyor. Sadece koyun gütmesini gerektiriyor. Ama bütün başarılı insanlara bakın. Hepsi duygusal zekasını geliştirmiş insanlar. Ha, herkes çıplak, akılsız ve konuşamaz bir şekilde doğar. Ama kendilerini geliştirdikçe çok daha başarılı olurlar. Mesela birçok üniversite mezunlarına bakın. Çok iyi yerlerden mezun olmalarına rağmen iş bulamayan birçok insan gördüğünüz gibi hiç üniversite okumamasına rağmen, üniversiteyi bitirecek IQ'ya sahip olmamalarına rağmen çok başarılı bir sürü iş adamı görürsünüz. Çünkü insanların aslında sadece gözüken yerleridir IQ. Aslında buzdağının gözükmeyen bir yüzü vardır EQ. Bunu geliştirdiğiniz zaman, içinizdeki potansiyeli ortaya çıkardığınız zaman asıl başarı o zaman gerçekleşecek işte. Çünkü şu ana kadar başardığınız şeyler sadece buzdağının görünen yüzü. Görünmeyen yüzü içinizdeki potansiyel. Bu eğitimler de sizin içinizdeki o potansiyeli ortaya çıkarmak için yapılıyor aslında. Çünkü biz şunu biliyoruz ki eğitim yoksa başarı yok. Peki duygusal zekamızı nasıl geliştirebiliriz? Bunun 3 tane parçası var. Altın üçgen diyoruz aslında bunlara. Bilgi, vizyon ve iletişim. Bu üç parçayı birleştirdiğimizde duygusal zekada tam bir bütün olmuş oluyor. Hani bilgi ne demek bilgi? Hani hangi sektörde olursan ol, başarılı olmak istiyorsan o sektörün bilgisine sahip olman lazım. Nasıl yani? Mesela bir ototamircisin. Otomobilin bütün parçalarını bilmezsen iyi bir ototamirci olamazsın. Matematik öğretmenisin. Matematik formüllerini bilmezsen, çözüm yollarını bilmezsen öğrencilerine iyi şeyler öğretemezsin. Ressam olmak istiyorsun ama kalem çalışmaların iyi değil ya da iyi bir piyanist olmak istiyorsun. Piyanonun başına geçip de günde saatlerce çalışmıyorsun. Piyanonun bütün parçaları nedir, nereden yapılır, hangi ses çıkarır bilmiyorsun. Başarılı olamazsın. Başarılı olmak istiyorsan başarının ilk kuralı, duygusal zekanı geliştirmenin ilk kuralı bilgiye sahip olmaktır.
Bu sektör için söyleyelim. Network sektörü için. Network nedir? Satış nedir? Şirket nedir? Şirket sahipleri nedir? Komisyon planları nedir? Ürünlerin özellikleri nedir? Bunların hepsini tek tek bilmeniz gerekiyor ki bu sektörde başarıya ulaşabilirsiniz. Gelelim ikinci parçaya. Vizyon. Vizyon görünmeyeni görme sanatıdır. Gelecekte ne yaşayacağınızı bugünden görebilmektir aslında. Sizin gideceğiniz yeri verirler. Yani zamanında anlatılır. Florence Kedwick diye bir kadın var. Ünlü yüzücü. Pasifik'i yüzerekten geçmiş falan. Rekorlar kitabına girmiş defalarca. Bir gün yine okyanusu yüzerek geçecek. Guinness Rekorlar kitabını çağırmış. Bütün gazetecileri çağırmış. Ama çağırdığı gün dalgalı ve sisli bir gün. Birçok insan demesine rağmen hani başka bir günü erteleyelim, başka bir gün yüzersin falan, bugün çok tehlikeli. Yok, bu kadar insanı çağırdık, boşuna bekletmeyelim, boşuna geri göndermeyelim. Atlıyor suya. 16 saat boyunca durmadan yüzüyor. 16 saatin sonunda çok yorulduğunu, artık gemiye çıkmak istediğini, bitiremeyeceğini parkuru ve pes ettiğini söylüyor. Annesi bağırıyor geminin üstünden, devam et, devam et. İşte antrenörü bağırıyor, devam et. Bütün herkes tezahürat yapıyor, devam et, devam et. Ama kadında güç kalmamış, takat kalmamış. Gemiyi aldırıyor zorla kendileri. Geminin üstüne çıktığında söylediği şey şu. Bakıyor ki kara çok yakın. Eğer karanın bu kadar yakın olduğunu görseydim devam ederdim. Vizyon aslında böyle bir şey arkadaşlar. Bizim nereye gideceğimizi gördüğümüzde içimizde enteresan bir güç oluşmaya başlar. Eğer gideceğiniz yeri biliyorsanız oraya gitmek için elinizden gelen her şeyi yaparsınız ve içinizde inanılmaz bir ateş yanmaya başlar oraya gidebilmek için. Ama nereye gideceğinizi bilmiyorsanız rüzgar sizi nereye götürürse artık. Ve içinizde bir enerji, bir coşku, bir heyecan bulamazsınız. Vizyon içinizdeki ateştir aslında ama nereye gideceğinizi biliyorsanız. Duygusal zekanın üçüncü parçası ise iletişim. Artık bildiğini ve vizyonunu insanlara aktarabilmen lazım. Güzel bir şekilde kendini ifade edebilmen lazım. Bu üçü bir araya geldiğinde aslında tam bir duygusal zeka oluşuyor. Mesela saç ayakları gibi düşünün. Bir saç ayağı, üçlü saç ayağının bir tanesi kırıldığı zaman o dengede kalmayacaktır. Üçünün aynı anda olması, aynı anda gelişmesi lazım. Mesela düşünün, harikulade bilginiz var. Yani o sektörle ilgili en iyi şeyleri siz biliyorsunuz. O sektörü en ileriye taşıyabilecek, en yukarı taşıyabilecek vizyona sahipsiniz. Ama gel gör ki bunları insanlara anlatamıyorsunuz. Ya da aktaramıyorsunuz. O zaman çok bir anlam ifade etmiyor aslında sizdeki bilgi ya da vizyon. O yüzden bu işin aynı anda gelişmesi lazım. Bizim bu eğitimlerde de zaten duygusal zeka eğitimleri, bunlarla ilgili sürekli size bilgiler vereceğiz. Bu alanda çok daha başarılı olun diye. Hani bilgi dedik ya. Peki bu sektörle ilgili bilgiyi nereden elde edeceğiz? Bilgiyi elde etme kaynakları aslında. İlk kaynağımız başarılı insanlar. Başarı çok büyük adım izleri. Yani ayak izleri bırakır. Eğer aynı ayak izlerine basarsan o adamın gitmiş olduğu yere gidersin. Mesela eskiden şeyler vardı. Ne diyeyim, mayınlı araziler vardı. Özellikle Türkiye'nin doğu bölgelerinde. Şimdi o arkada düşmanlar geliyor. Onlardan kaçmak istiyorsun, karşıya geçeceksin. Biliyorsun mayınlı arazi. Bir yerde ayak izleri var. Ne yaparsın hemen? Ayak izlerini takip ederim. O ayak izlerini takip edersin. Neden? Çünkü birileri geçmiş oradan. Başarmış, başarılı olmuş. Hiçbir işini şansa bırakmadan direkt o yoldan gidersin. Arazinin ortasında ayak izi durursa? Ama boş bir yerden gidersen ne olur? Geçebilir misin? Evet, başarılabilirsin. Ama başarısız olma ihtimalin de çok yüksek. Çünkü bilmiyorsun nerede sıkıntı var, nerede problemler var. Ama orada ayak izleri var. Garanti orası. Eğer oradan gidersen, aynı adımları atarsan sen de onun gibi sağlam bir şekilde karşıya geçeceksin. Anladınız demek istediğim şeyi. Peki başarılı insanlar bu bilgilerini nasıl paylaşıyorlar insanlarla? Kitaplar yazıyorlar. Mesela Enes Olgun'un bu sektörle alakalı 4 tane kitabı var. Nasıl başarılı olabileceğinizi anlatıyor. Kendi yaşadığı her şeyi adım adım anlatıyor. 10 yıllık, bazı yazarlar 20 yıllık, 30 yıllık tecrübelerini, network endüstrisinde başarılı hikayelerini anlatıyorlar. Bizim 20 yıl, 30 yıl network yaşamaya ihtiyacımız yok. O insanların doğru yaptığı şeyleri uygulayarak adım adım, onların 20 senede geldiği noktaya sadece 3-4 senede gelebiliriz.
Çünkü onların yaptığı hataları yapmadan, hatalarla zaman kaybetmeden sadece doğrularla doğru bir şekilde ilerlediğimiz için. Peki daha nasıl öğrenebiliriz? Toplantılar. Sizi işe davet eden ve işe alan, sizden önce işe başlamış olan üst kollarınız, bu sektörde siz daha başarılı olun diye size haftalık toplantılar yaparlar ya da aylık toplantılar düzenlerler. Bu toplantılarda hızlı bir şekilde direkt onlardan bilgiler alabilirsiniz. Aynı şekilde seminerlerimiz. Seminerlerde de çok başarılı olmuş liderler, sizin şehrinizin ya da ülkenizin en başarılı insanları çıkar. Aynı şartlarda, sizle aynı ülkede, aynı ortamda yaşamasına rağmen nasıl başarılı olduğunu anlatır. Eğer onların yaptığı şeylerin aynısını yaparsan, sen de onlar gibi sahneye çıkacak, sen de onlar gibi alkışlanacaksın aslında. En önemlilerinden bir tanesi videolar. Bazı kaçırmış olduğunuz eğitimler olabilir, seminerler olabilir, kamplar olabilir. Oralarda çekilmiş olan videoları internet üzerinden izleyip çok hızlı bir şekilde sektörle alakalı bilgilere sahip olabilirsiniz. Ve en önemlilerinden bir tanesi de internet. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerin network paylaşımları, network bilgilerini internette bulup oradan işinize yaran her türlü bilgiyi kendi ekibinizde ve kendi hayatınızda uygulayıp sektörde en iyilerden bir tanesi olabilirsiniz. Zaten bu sektöre en iyilerden bir tanesi olmak için başlamadıysanız çok bir şey söylemek istemiyorum. Ama bu sektöre başlayacaksanız içinizde her zaman en iyisi olmak olsun. Peki, biraz da gelelim network'la ilgili bilgi verelim. Hani network bilgi kaynaklarımızı öğrendik. Network'la ilgili bilgi verelim. Network marketing nedir? Bunu anlatmadan önce klasik tarz ticaretle karşılaştırmak istiyorum aslında. Klasik tarz ticarette normalde bir ürünü üretici üretir. Bunu ana dağıtıcı, toptancı, market derken müşteriye ulaştırır. Hepsi kendince bir kar payı koyaraktan. Ürün, atıyorum 195 dolara üretilen ürün 395 dolara müşteriye gelir. Bu arada daha reklam maliyetleri, işte taşıma, transfer maliyetleri falan da eklediğimizde aslında bu ürünün maliyetleri çok çok daha fazla olur. Mesela çok basit bir örnek vermek gerekirse, şu anda beni kameraya alan iPhone, Amerika'da iPhone mağazasından 99 dolara çıkarken, fabrikasından daha doğrusu, bizim alış fiyatlarımız 3000 liranın üzerine çıkıyor. 1000 dolar. 1000 doların üzerine çıkıyor yani anlayacağınız. Bu aradaki bütün fark İşte taşıyıcılar, distribütörler, toptancılar, reklam falan derken diğer maliyetleri gidiyor. Peki network marketing ne yapıyor? Network marketing, üreticinin ürettiği ürünü çok daha makul fiyatlarla müşteriye direkt ulaştırıyor. Ve aradaki dönem bütün pastayı biz distribütörlerle paylaşıyor. Şirketin burada birkaç tane kârı var. Şirket direkt müşteriyle iletişim halinde olduğu için kârda. Müşterinin ne kadar ürüne ihtiyacı olduğunu bildiği için kârda. Reklam Ve masrafları en kaliteli reklamı, yani ağızdan ağza müşteri reklamını yaptırdığı için kârda. Peki bizim ne kârımız var? Bir, sektörde birbirinden kaliteli ürünleri çok daha uygun fiyatlar alabiliyoruz. İkincisi, her zaman yaptığımız şeyleri yaparak, sadece tavsiye ederekten çok iyi paralar kazanabiliyoruz. Bu iyi paraları da kazanmanın en kolay yolu zaten network marketing sektörü. Çünkü bize zaman kaldırıcı kurma şansı tanıyor. Zaman kaldırıcının ne olduğunu ilerleyen slaytlarda vereceğim. Peki network marketing ne değildir? Network marketing normal işçi patron alakasının olduğu bir iş yeri, bir fabrika ya da bir işletme değildir. Normal işletmelerde çalışanlar her zaman ezilirken yöneticiler işin sıkıntısını çeker. Müdürler biraz daha rahattır ama en mutlusu patrondur. Yukarıdan aşağı bir adaletsizlik söz konusu. Kazanç anlamında da, hayat anlamında da, refah düzeyi anlamında da hep bir adaletsizlik söz konusu. Burası altta ya da üstte ol fark etmiyor. Kim daha çok çalışıyorsa onun daha çok başarılı olduğu bir sektör. Üst kollarınızdan çok daha fazla para kazanabilirsiniz. Sizi bu da işe davet etmiş olan liderlerinizden çok çok daha fazla para kazanabilirsiniz. Yeter ki onlardan daha çok çalışın. Bu sektör size bu imkanı sonuna kadar sağlıyor. Bazı art niyetli sistemler var. Mesela kasapları düşünün. Koyun eti, keçi eti satıyorlar. Yasal, helal olan bir şey. Ama bazıları da at eti, eşek eti satıp insanları dolandırıyor. Etleri daha ucuza mal edip normal fiyattan satıp müşterileri mağdur ediyor aslında. Bu gibi durumları devlet gördüğü zaman yasaklıyor, millet gördüğü zaman artık alışverişten uzak duruyor.
her sektörde olduğu gibi network sektörünün de çakalları var. Mesela telefon sektöründe iPhone, iPhone'un çakmaları var. Dış görünümü iPhone ama iç özellikleri iPhone olmayan telefonlar var. Daha önce karşılaşmıştım Dubai'deyken. Biz gerçek iPhone'u alıp zannedip almak isterken bir arkadaşın uyanmasıyla telefonun sahte olduğunu fark ettik, almaktan vazgeçtik. Her sektörün çakması çıkar. Bu kadar kazançlı olan network sektörünün de çakmaları çıkmış. Bazılarının ismi piramit tuzağı. Aradaki ürünü çıkaralım. İşte arkadaşlarımızdan sadece para toplayalım. O para döngüsünü diğerlerine dağıtaraktan, üstlere dağıtaraktan kazanılacak bir sistem zannediyorlar. Ya da çakma sistemler, işte network adı altında çakma bir ürün koyuyorlar. Ben size temel olarak farklarını anlatayım. Mesela birinci farkı network marketingle piramitler arasındaki. Birinci fark arkadaşlar, ürün vardır. Network marketingte piramit sistemlerde ürün yoktur. Ürün yoksa, sadece para döngüsü varsa bilin ki piramit sistem. İkincisi, ürün var. Network marketing sistemlerinde kendi değerinde, kendi kalitesinde, atıyorum bu kalemin değeri 5 TL ise network marketing bunu yine 5 TL'ye satar. Ama piramit sistemler değersiz şeyler satar. Göstermelik ürünler satar. Atıyorum bu ürünü 100 TL'ye satar. İşte farklı farklı özellikleri var. Elini aldığında kendini daha mutlu hissediyorsun, daha iyi hissediyorsun, sana enerji veriyor falan gibi yalanlar ekleyerekten ürüne, bu ürünü çok daha pahalıya satarlar. Ya da 1 TL'lik kalemi 1 milyara satmak gibi düşünün buna. Ya da çok değersiz ürünleri, normalde alınmayacak ürünleri, insanların almayacağı ürünleri işte değerliymiş gibi gösterip onlara satmaya çalışırlar. Bu da bir piramit sistemin özelliğidir. Üçüncüsü, üyelik sistemi yok. Yoktan kastım üyelik sistemi zorunlu değil. Burada zaten üyeliğe para verirsin. Ürünün hiçbir değeri olmadığı için, ya da sana şunu derler: tamam bu ürünü 5 TL'ye satıyoruz ama bu ürünü 5 TL'ye alabilmen için senin 2000 TL'ye üye olman lazım. Eğer üyelik parası varsa da yine piramit sistemdir. Dördüncüsü, ülkede yasaldır. Yasal değil. Ama bunların arasındaki en büyük fark, beşinci faktör aslında, DSA sertifikası taşıyor mu? Eğer DSA sertifikası taşıyorsa, Direct Selling Association, Uluslararası Doğrudan Satış Derneği, eğer bu sertifikayı taşıyorsa network marketing firmasıdır. Eğer bu sertifikayı taşımıyorsa network marketing firması değildir. Aslında şuna bakaraktan da çok rahat bir firmanın network olup olmadığını anlayabilirsiniz. Parayla anlamaz mı o sertifika? Bu sertifika üyelik, kâr amacı gütmeyen, sadece gerçek network firmalarıyla işte çakallar arasındaki, o dediğim gibi kurtlar arasındaki farkı ortaya koyan bir sistemdir. Buradaki olay şu: bu işin aslında doktoru. Hani başınız ağrıdığınızda kime gidersiniz? Doktora. Annenize giderseniz size bir elma çayı yapar. Hadi iyileş oğlum falan. Ama doktora giderseniz belki beyninizde ur var. Ya da gerçekten basit bir ağrı kesiciyle çözülebilecek bir problem var. Bunu en iyi kim bilir? Doktor. Doktor. Bunu da en iyi bilen kişi network marketing firması mı değil mi? DSA kurumudur. Eğer DSA kurumundan sertifikanız varsa bu işi yasal olarak dünyanın her yerinde yapabilirsiniz. Gelelim piramit Ponzi sistemlerine. Arkadaşlar, Ponzi sistemler son dönemlerde de karşımıza sıkça çıkıyor. Yatırım network'u adı altında. Aslında yatırım olmadan. Bazıları şunu söylüyor işte: benim altın madenlerim var, benim elmas rezervlerim var, petrol rezervlerim var. Senden aldığım parayla 100 varil çıkarmak yerine 1000 varil çıkarıyorum. Buradan bana çok büyük paralar kalıyor. Ben de bunu size tekrardan paylaştırıyorum adı altında. İşte siz yüksek paralarla genelde, önce işte 50 dolar 100 dolarla sizi başlatıp sonra 50 bin 100 bin dolarlara çıkarmaya çalışırlar. Yüksek paralarla girersiniz sisteme, size aylık yıllık ödeme yaptıklarını, işte çok büyük faizlerle
Ödeme yaptıklarını söylerler, siz de bakarsınız. Hani ben 50 bin dolar vereceğim, bir yıl içerisinde geri 100 bin dolar alacağım, ondan sonra sürekli kâra geçeceğim. Hele benim gibi yapmak isteyen birkaç tane insan bulursam çok daha hızlı yatırım parası kazanacağım gibi vaatlere kanarsınız. Son zamanlarda da kripto paralar adı altında aslında var olmayan paralarla işte o paraların çok değerleneceği, dünyanın en kıymetli parası olacağı falan filan yalanlarıyla insanlar kandırılaraktan paraları toplanır. Alttaki paraların bir kısmı üstlere dağıtılır ama şirket doygunluk seviyesine ulaştığında ortadan kaybolup giden binlerce firmaları görürsünüz. WeConcept bunlardan bir tanesiydi. Kairos bunlardan bir tanesiydi. Aklınıza gelen mesela son zamanlarda bir sürü push sistemleri çıkmıştı. Beyond Push falan. Sonra coin sistemleri çıktı şimdi. İşte adına Dinar Coin diyorlar, Own Coin diyorlar, TL Coin diyorlar, Turkish Coin diyorlar, Coin Space diyorlar. İşte Bitcoin şu bu coin coin deyip duruyorlar. Kim kime koyuyor onu kimse de anlamıyor zaten. Ama işin şakası bir yana yatırım adı altında size hiçbir şey yapmadan vaat edilen paralardan kaçın arkadaşlar. Hiçbir sistem size bankalardan daha fazla faiz ödeyemez. Türkiye'de en fazla faiz ödeyen banka ING Bankası %13 faiz veriyordu. Hoş geldin faizi. Yani kendi müşterilerine bile değil, başka bankalardan bırakıp da ING banka gelen insanlara %13 faiz veriyor. Size %13'ten daha fazla faiz verebildiğini iddia edebilen bir banka varsa, bir yer varsa bundan uzak durun. Akbank sadece %6 faiz veriyor. Buradan bile aslında çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Yatırım adı altında size işte ayda %20, %30, %40, %100 faiz verdiğini iddia eden bütün sistemlerden kaçmanız gerektiğini anlayabilirsiniz. Tamam? Çok güzel. Tamam. Gelelim komisyon planlarına. Network marketing'in en önemli can alıcı noktalarından bir tanesi de komisyon planıdır. Çünkü bu işin bir de ticari kısmı vardır. Bizim çalışmış olduğumuz binary sistemi iki bacak, ikili kol anlamına gelir. Sadece iki tane ekip kurarsınız. Sağ kol ve sol kol. Bu iki kol devam ettiği sürece para kazanmaya devam edersiniz. Ama burada çok daha güzel bir sistem, birçok network firmasının hayal dahi edemediği ve sıkıntı yaşadığı. Çünkü binary sistemlerde bir kolunuz bittiğinde her şeyiniz biter. Ya da unlevel sistemleri vardı. Satabildiğin kadar ilk derinliğine çok sat. Hepsiyle seninle alt kollarına destek verme. Sadece o ilk sıraya destek ver. Bütün herkesi ilk sırana almaya çalış. Alt kollarının yapacağı satışları bile ilk sırana yapmaya çalış gibi adaletsiz olan unlevel sistemleri. Ya da sizi ayda her ay defalarca defalarca 5.000 dolarlık 10.000 dolarlık satış yapmaya, aylık satış yapmaya zorlayan sistemlerin hepsinden kurtaran binary sistemidir aslında. Bununla bir sıkıntısı vardır. Bir kolunuz gider, bir kolunuz gitmezse çok büyük problemdir aslında. İki kolunuzun aynı anda gitmesi gerekir. Ama matching bonus sistemiyle bu da ortadan kalktı aslında. İki tane referans al yat sistemini ortadan kaldırıp aldığın her referans için sana komisyon ödeyen. Hatta referanslarınızın aldığı referanslardan bile size komisyon ödeyen bir sistem. Atıyorum siz çevrenize 5 kişi işe aldınız. Bunları yine iki kol üzerinde yazıyorsunuz. Diğer aldığınız fazla insanları alt kollarınızın altına verip onları desteklemiş oluyorsunuz. Ama buradaki fark şu. Matching bonus da sizin referansınızla işe dahil olan insanlar, onların kazançları üzerinden ekstra yüzde primler alıyorsunuz. Sunumlarınızda zaten bunları dinlediniz. Bu konuya çok önem verin. Çünkü birçok firmanın sahip olmadığı bir özelliktir matching bonus. Ve burada herhangi bir üst sınır yoktur. Sizin milyonerliğe götüren en büyük özelliklerden, bizi network'a aşık eden en büyük özelliklerden bir tanesi de aslında matching bonus'tur. Gelelim şirkete. Biraz şirketi tanıyalım, şirketi öğrenelim. Junes Global firması 09 09 2009 yılında akşam saat 9 gece Florida'da, Amerika'da kuruldu. 9 Çin mitolojisine göre çok önemli arkadaşlar. Gençliğin iksiri, gençliğin simgesi. Burada zaten her türlü bilgiyi veriyor. 6. yılında 1 milyar dolar ciroya ulaşan bir firma. 6. yılında, 7. yılında 1,4 milyar dolar ciro yapan bir firma. Neden 6 yılda 1 milyar dolar önemli? Çünkü bu rakama ulaşabilen firmaların sayısı çok fazla değil arkadaşlar. Hepinizin yakından tanıdığı eBay, Microsoft,
Facebook, Alibaba.com, işte Junes gibi, Apple gibi, Google gibi firmalar. Bu firmalar zaten şu an 100 milyarlarca dolar ciroya ulaşmış firmalar. Junes de bunlarla aynı hızda büyüyebilen bir firma. 6 yılda 1 milyar dolar ciro demek bizim için bu yüzden çok önemli. 2016 yılında tüm network marketing şirketleri arasında en hızlı büyüyen firma ödülü. Rising Star ödülü yine Junes'e ait. 2017 yılı tarafından da yine DSA tarafından Rising Star ödülünü almıştı, bunu söylemiştik zaten. Nobel ödüllü ürünleri olan bir firma. 2014 yılında İNC 500 listesi karşılaştırıldığında en hızlı büyüyen DSA şirketi oldu. Ve şu anda o listede 481. en hızlı büyüyen en büyük firma oldu. 34 temsilciliği ve 140'dan fazla ülkede iş yapabilme hacmine sahip. Oraların hepsine ürün gönderebiliyor. Dünyanın en iyi network marketing şirketi. Hatta 2016 yılında dünyada en çok ciro çeviren 14. network firması oldu. Ama bizden önceki 13 firmayı incelediğinizde hepsi 35, 40 hatta 60 yılını doldurmuş firmalarken Junes sadece 7. yılındaydı. Birkaç yıl sonra o firmaların hepsini çok hızlı bir şekilde geçeceğimizi zaten hepiniz göreceksiniz. Hepiniz buna şahit olacaksınız. Çünkü bizim bazı şanslarımız var. Bizim öyle bir takımımız var ki şirket sahipleri zaten kendi alanlarında fazlasıyla başarılı olmuş olan insanlar. Randy ve Wendy. Şu an 79 yaşındalar. 70 yaşındayken kurdular bu firmayı. Mesela Randy ile ilgili size birkaç bilgi vermek istiyorum. NASA için bugün bile kullanılan milyon dolarlık hatta milyar dolarlık yazılımlar yapmış bir insan. Wendy ise defalarca network marketing sektöründe yılın en başarılı bayanı seçilmiş, yılın en iyi bayan lideri seçilmiş bir kadın. Network sektöründe yıllardır deneyimi olan bir bayan ve yazılım sektöründe yıllarca NASA'ya bile hizmet etmiş bir adam. Karı koca birleşiyorlar, Junes firmasının altyapısını oluşturuyorlar ve bunları aşağıda görmüş olduğunuz doktor kuruluyla yapıyorlar. Bugün şirketin yönetiminde, CEO'luğunda Scott Lewis var, bunların çocukları. Vizyon başkanı olarak görev yapıyor aslında. Bu firmanın devamı. Hani 79 yaşında demiştim ya, bunlar ölürse ne olacağız diye korkmanıza gerek yok. Devamı zaten alttan çok iyi bir şekilde yetişiyor. Öyle bir başarı hikayesi, öyle bir vizyon var ki dünyanın her yerinde o ülkeye ürünler bile doğru düzgün daha gitmemişken o ülkede hızlı bir şekilde altyapı çalışmaları yapıp da bizim işlerimizi kolaylaştırıyor. Nasıl olsa bizim çalışanlarımız bu ülkeye gelecek. O yüzden biz oraları hızlandıralım. O ülkede olmuşsunuz olmamışsınız o kadar da önemli değil aslında. Bizim Avrupa yöneticimiz Kyle Copeland, ben de çok okuyamıyorum. Bizim Avrupa'daki bütün sıkıntılarımızı çöken, çözen, işlerimizin yürümesini sağlayan kişi. Ama ben biraz doktorlara zaman ayırmak istiyorum. Doktor Niemann bu ürünleri, kök hücre tedavisini üreten doktor aslında. Bizim şirket sahipleri de hasta olarak gidiyorlar Doktor Niemann'a. 70 yaşındayken ciltlerinin düzeldiğini görünce bu doktorla anlaşıp bu ürünleri, kök hücre tedavisini dünyaya duyurmak istiyorlar. Junes'in hikayesi de zaten öyle başlıyor. Kurul sertifikası olan bir dermatolog, aynı zamanda estetik cerrah alanında uzman. Donna Antar, o da aynı şekilde 14 yıllık bir doktorluk deneyimine sahip. Beslenme alanında ve dünya çapında egzersiz fizyoloji uzmanı olarak geçiyor. Sertifikalı egzersiz uzmanı. William Amzalak, görmüş olduğunuz, kendisi doğrudan satış alanında 14 yıllık geçmişi olan ve tıp sektöründe onlarca yıllık deneyime sahip. Beslenme ve cilt bakımında tüm alanlarında araştırma ve geliştirmeyi içeren fakat bunları sınırlı kalmayan zengin bilimsel ve ticari birikim sahibi. Bu birikimlerin hepsini öğrenmekle kalmamış 4 tane network marketing, özür diliyorum, kök hücreyle alakalı, tıpla alakalı 4 tane kitap yazmış. İnşallah çok yakın zamanda bu kitaplar Türkçe'ye de çevrilecek. Biz de bunların ne demek olduğunu çok iyi anlar. Doktor tanıdıklarımızda tıpla ilgilenen insanlara çok rahat bir şekilde bu doktorların ünvanlarını gösteririz.
Beni en çok etkileyen insanlardan bir tanesi de Genpaba. Genpaba bizim Nobel ödülü adayı bir doktorumuz. Öyle bir insan düşünün ki Nobel ödülüne aday gösterilmiş bir doktorla çalışıyoruz. Bu da aynı şekilde yine plastik cerrahi merkezi olan ve bu alanda kendini fazlaca geliştirmiş dünya tarafından tanınan bir insan. Zaten Nobel ödülü adayı olması dahi bunun en büyük kanıtlarından bir tanesi. Finiti yapan adam herhalde bu. Özellikle bizim Finiti diye bir ürünümüz var. Bu telomerlerin tekrardan uzamasını sağlayan onun başındaki insan diyebiliriz onun için. Ama daha da önemlisi bizi biz yapan, network alanında bizim başarılı olmamızı sağlayan öyle bir insan var ki aslında hepiniz yakından tanıyorsunuz ve tüm dünyasında onu tanıyor. Enes Olgun. Sadece şu an 29 yaşında olmasına rağmen 35 ülkede 110 bin kişilik bir ekip kurmuş. İki kez dünyanın en iyi lideri seçilmiş. Eric Worre, Randy Gage gibi network yıldızlarını Türkiye'ye getirmiş bir insandan bahsediyorum. Bu sektörle alakalı, network sektöründe nasıl başarılı olacağınızla alakalı birbirinden güzel 4 tane kitap yazdı. Başarıya giden 10 adım, network marketing ile kazanacağınızın farkında mısınız? Özgürlük ve refah makinesi, network marketing. Evet, onu söylemiştim zaten. Network marketing ile kazanacağınızın refah zihniyeti olması lazım. Özür diliyorum. Zenginlik ve refah zihniyeti. Bu dört kitabı alıp okumanızı tavsiye ediyorum. Hepsini okuduğumda, hepsinde birbirinden güzel bilgiler var. Özellikle network marketing ile kazanacağının farkında mısın? İlk kitabı, kendi amatörlüğünü o kitapta görebilirsiniz zaten. Her geçen kitabının çok daha iyi olduğunu, çok daha profesyonel olduğunu da kendi gözlerinizde şahit olacaksınız. Adım adım onun yaşadığı her türlü acemilikleri de, her türlü profesyonellikleri de çok iyi göreceksiniz. Aynı başarıyı siz de yakalayabilirsiniz. Ama onun kitaplarını sadece birkaç hafta içerisinde okuyaraktan, onun yıllarca sahip olmuş olduğu birikime çok kısa zamanda siz de sahip olabilirsiniz. Bizim şansımız ise onunla beraber çalışıyor olmak. Hatta bundan 3-4 hafta önce Amsterdam'da yapılan Dünya Network Marketing Kongrelerinden bir tanesinde bugüne kadar konuşmuş olan tek Türk diyebiliriz. Cunes dünyasında Ruby rekorunu sadece ama sadece 14 günde kırmış bir insan. Ruby'nin ne demek olduğunu eminim hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Böyle bir insanla çalışmak bizim için harikulade bir duygu. Siz de bu insanın gücünü çok yakında eğitimlerden sonra seminerlerinizde, kamplarınızda yaşayacaksınız zaten. Şimdi gelelim. İyi güzel, biraz da satışla ilgili bilgiler verelim. Hani bilgi, vizyon, iletişim gibi duygusal zekayı oluşturan parçalar. Bilginin kaynaklarını öğrendik, network'la ilgili bilgiler verdik, network'un ne olmadığını öğrendik, şirketi öğrendik, kimlerle çalıştığımızı öğrendik. Biraz da gelelim satış öğrenmeye. Arkadaşlar, satış hayatımızın her yerinde var olan bir şey aslında. Çocuk ağlayarak açlığını satar, öğretmen bilgisini satar, doktor tecrübesini satar, herkes bir şey satar aslında. Dünyada satış denilince birçok insan korkuyor ama korkmaları yersiz çünkü herkes bir şeyler satıyor. Güzel kızlar güzelliğini, yakışıklı erkekler yakışıklılığını satıyor. İşçi sınıfı zamanını satıyor. Herkes bir şeylerini satıyor. Bir şeyleri sattığımız için aslında hayatımız devam ediyor. Aslında satışı sevdiğiniz zaman satışın ne kadar da güzel bir şey olduğunu çok daha iyi göreceksiniz. Ekiplerinizin başarısıyla beraber. Satış için gerekli becerileri edindikten sonra harekete geçeceğiz ve size de eğitimlerimizde bol bol satış becerisi kazandırmaya çalışacağız. Gelelim ilk iki prensibimize. Satışla alakalı ilk iki prensibimiz. Birincisi, eğitimleri doğru bir şekilde öğrenene kadar, eğitimlerin bitene kadar bekle, kimseyle paylaşma. Eğitimlerin bittikten sonra çok daha profesyonel bir şekilde zaten paylaşacaksın. İkincisi, sunumlarda, eğitimlerde ve toplantılarda telefonun kapalı olsun. Telefon her zaman dikkat dağınıklığıdır ve işi ciddiye almamaktır. Özellikle telefonunu kapat ki kendini o toplantıyı, o sunumu, o eğitimi adapte edebilesin. İyi öğrenmek istiyorsan odağının o anda orada olması gerekir. Peki daha neler öğrenmemiz gerekiyor? İşle ilgili ahlakı, kuralları öğrenmemiz gerekiyor. İş etiğini öğrenmemiz gerekiyor. İş doğru zamanda, doğru yerde, organize bir şekilde yapılır. Mesela düşünün, karşı tarafın cenazesi var ama siz ona iş anlatmak istiyorsunuz. Ne kadar etik olurdu? Karşı tarafın sizi rahat bir şekilde dinleyeceği bir zaman olması sizin de işinizi kolaylaştıracak.
ya da çok kalabalık, çok gürültülü yerlerde iş görüşmesi yaptığınızı, bar gibi, pub gibi yerlerde ya da karanlık ortamlarda iş yaptığınızı düşünün. Sürekli dikkat dağılacaktır. Ya da çok yüksek gürültülü müziklerin olduğu yerler falan. Buralardan sakının. En iyi yer tavsiye ediyorum kendi evinizdir. Kendi evinizde yapabiliyorsanız harika sonuçlar alırsınız. Çünkü evin ortamını her türlü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Organize olun. Kaleminiz, kağıdınız, bilgisayarınız, her şeyiniz yanınızda hazır olsun. Hatta birkaç tane ürününüz de yanınızda hazır olsun. Her şeyi lazım olduğunda çıkarıp kullanabilirsiniz. Katılımcı olun. Kimsenin sizinle konuşmasını beklemeyin. Siz gidin o insanlarla konuşun. Siz o insanlara bir şeyler anlatın. Nazik, etkin ve konuşkan olun. Hani eski cümleler, eski tabirler falan, onları artık bir kenara bırakıyoruz. Daha nazik, daha girişken konuşmalara devam ediyoruz. En önemli iki kural da aslında bana göre dakik olacaksınız. Toplantı saat 7'de başlıyorsa 6.45'te en geç orada olacaksınız ki bir problem var mı, bir sıkıntı var mı her şeyi kontrol edeceksiniz 7'de başlayabilmesi için. Ve şık olacaksınız arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki insanlar kıyafetleriyle karşılanır, karakterleriyle uğurlanır. İlk izlenim bizim için çok önemli. İlk izlenimde iki şeye çok dikkat edin. Bir, güzel giyime. İki, gülümsemeye. Bunlar sizde ne kadar güçlüyse karşı taraf o kadar çok etkilenecektir. Karşı taraftan ne kadar çok vay be cümlesini duyarsanız aslında başarılı olma ihtimaliniz o kadar yüksek. Güzel bir giyim, bakımlı birisi, vay be. Gülümseyen, güleç yüzlü birisi, vay be. İşini bilen, işine hakim birisi, vay be. Vay be'lerin sayısı arttıkça aslında sizin satış ihtimaliniz de her geçen gün artacak. Gelelim. Bu işin aslı danışmanlıktır. Ekip kurduğunuzda ekibe danışmanlık, ekip kurmadan önce müşterilere danışmanlıktır. Çünkü birçok insanın kaygısı, korkusu ya da anlamadığı noktalar vardır. Bu noktalarda o insanlara danışmanlık yapmak lazım. Ama danışmanlık için önce iyi bir dinleyici olun. Allah iki tane kulak, bir tane ağız vermiş. Neden peki? İki kere dinle, bir kere konuş diye. Car 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 konuşmak, sürekli konuşmak size bir şeyleri kazandırmaz. Bırakın onlar konuşsun, onlar içerilerini döksün, siz onları dinleyin. Onların dinlediğiniz şeylere göre çözümler üretin. Eğer siz onları dinlemezseniz onlar da zaten sizi dinlemeyecektir. Dahası karşınızdaki insanı doğru şekilde anladığınızdan emin olun. Sırf cevap vermek için cevap vermeyin. Emin olun, net bir şekilde hatta anlamadığınız yerde ya özür dilerim ne demek istediğin diye tekrardan sorun, anlamadım diye belirtin. Net bir şekilde anlayın, anladığınız şeye cevap verin ki her zaman doğru sonucu alın. Ve en önemlisi asla savunma pozisyonunda olmayın. İnsanların size ne getireceğini, ne söyleyeceğini tahmin edemeyebilirsiniz. Onların verdiği tepkiler doğrultusunda siz de onlara negatif tepkiler vermeyin. Onlar kollarını kapattıklarında siz de onlara kollarınızı kapatmayın. Sorun, neden böyle düşünüyorsun? Mesela sizinle ilgili kötü bir şey mi söyledi? Sor, neden böyle düşünüyorsun? Nedenini bir öğren. En derinlerine in. O nedenleri keşfettiğin yerde aslında çözümü bulacaksın zaten. İnsanların size sundukları bahaneler, inanmadıkları noktalar o insanların çözümleridir aslında. Bu yüzden savunma moduna geçmek yerine, karşılık vermek yerine, onlara saldırmak yerine tam tersine sorularla karşı tarafı açın. Olayın aslını öğrenin. Zaten çözüm sizde her zaman olacak. Çünkü bu işi çok iyi öğrenmiş olacaksınız bu eğitimlerden sonra. Gelelim satış sürecine. Özür diliyorum. Sunum esnasında dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var yine. Mesela beden dilini kullanmayı ve okumayı iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü beden dili sizin ne anlattığınızı ya da ne düşündüğünüzü karşı tarafa çok iyi gösterir. Mesela birileri geldi, kollarını bağladı, ayaklarını ters kapattı. Bu bana sunum yapma demek. Kardeşim ben seni dinlemiyorum demek. Ben sana kapalıyım demek. Çocukken annemizin eteğinin arkasına saklanırdık. Artık saklanacak eteğin arkası kalmayınca kendi kollarını kalkan yapıp arkasına duvar örüyorsun. Arkasına saklanıyorsun. Bunu yapmanın, yani bunu çözmeniz lazım. Onunla güzel muhabbetler edin, ilgi alanlarından bahsedin, ilgi alanlarını çözün. O insana ondan sonra kollarını açtıktan sonra sunum yaptırmaya başlayın. Baktım en açamadığım yerde basit bir taktik kullanıyorum. İsminiz neydi? Yazabilir misiniz? Dediğimde karşı taraf mecburen kollarını açıyor. Benim istediğim şey o kolların kapalı olmaması lazım. Ya da birisi geliyor, siz buradasınız. Size karşı oturma şekli bir şekilde. Ayak ayak üstüne yapmış. Resmen kıçını dönmüş. Sizi küçümseyen bir ifadedir bu. Sen kimsin ki? Ne oluyorsun? Kim oluyorsun?
gibi hani küçümseyen bir ifadeyle oturması ya da almış sandalyeye gömülmüş, rastgele oturuyor falan. Hani bu şekilde bir oturum gördüğünüz zaman karşı tarafın ilgisini çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Sizin konuşmanızda aynı şekilde dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi şu. Eller sürekli olarak açık olmalı. Avuç içleri açık olmalı. Çünkü polisler bile ne ister sizden? Eller havaya. Neden peki? Güven. Güven vermektir ellerinin açık olması karşı tarafa. Zararsızın. Bak avucumda bir şey saklamıyorum. Elimde bir şey yok. Sana zarar verecek bir şey yok demek. O yüzden avucunuz sürekli açık olarak. Hatta şu işaret bizde yasaktır. Sen. Çünkü bu tehdit unsurudur. Tehdit işaretidir. O yüzden şuraya geç yerine bile, şuraya otur yerine bile böyle buyur. Demek olayı çok daha güzelleştirecek, çok daha yumuşatacaktır. O yüzden olabildiğince eliniz açık, karşı tarafı gösterir bir şekilde olsun. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise gülümsemek. Gülümsemek satışın anahtarı. Ne kadar çok gülümserseniz satış ihtimaliniz o kadar artacaktır. Hatta eskiden bize sürekli şu eğitimler yapılırdı. Sizi gülümseyin. Kimin ne zaman o gülümsemenize aşık olacağınızı bilemezsiniz. O yüzden her zaman gülümseyin, tebessüm edin. Hatta çağrı merkezlerinde dahi sinir küpü olmuşsunuzdur, birbirinden hani çok problemle karşılaşmışsınızdır, artık orada çalışmak istemiyorsunuzdur, o bankayla olayınızı kapatmak istiyorsunuzdur. Arıyorsunuz bankayı, söyleyeceksiniz, her şeye hazırlanıyorsunuz. Tatlı bir bayan sesi buyurun dediğinde bütün sinir birden kalkıyor. Hatta ikinci kredi kartını çıkarıp bir de kredi çekip üzerine tekrardan ayrılıyoruz. İşin şakası bir yana, bütün sinirimizi alan karşıdaki insanın yaptığı şey şudur aslında, gülümsemek. Belki bir önceki adam telefonda anasını avradına sövdü, çok sinirlendi ama bir sonraki telefonu yine gülümseyerek açtığı için sesi o kadar yumuşak çıkıyor ki. Siz de gülümsedikçe karşı tarafa sesiniz çok yumuşak gidecek. Bu da satış ihtimalinizi her geçen gün artıracak yine. Göz kontağını da unutmayın. Çünkü insanlar vücutlarıyla yalan söyleseler de, yapmacık hareketlerde bulunsalar da gözleri asla yalan söylemez. Mutluluğu, sevinçli güzel şeylerde göz bebekleri büyürken tam tersine kötü şeylerde göz bebekleri küçülür. O yüzden göz kontağını da karşı tarafta iyi kurun. Çakılı kalmayın. Ama bazen işte görüşmenize, bazen üst konunuza, bazen de karşı tarafa anlatırken karşı tarafa bakmayı ihmal etmeyin. Özellikle de kaçınmamız gereken şeyler. Monoton konuşmalardan, sıkıcı ve zaman alıcı konuşmalardan, din, siyaset, futbol, kadın, dedikodu gibi konulardan, erkekler için söylüyorum, askerlik gibi konulardan uzak durun. Bu sizin konuşmanızı istemediğiniz yerlere götürecektir. Hatta yeri toparlamakta bile zorlanacağınız hale gelecektir. Bilgiyle ilgili son olarak arkadaşlar size vermek istediğim, söylemek istediğim şey satış süreci. Bizim satış sürecimiz listeyle başlar. Liste aslında bizim portföyümüzdür. Hani bir fabrika kurduğumuzu düşünelim. Bir ürün üreteceğiz. O ürünü üretmeden önce kafamıza göre üretmeyiz değil mi? Hani o üründen kimlere satacağız? Kadınlara mı hitap edeceğiz? Erkeklere mi hitap edeceğiz? Yaşlılara mı hitap edeceğiz? Gençlere mi hitap edeceğiz? Hepsinin bir çalışmasını çıkarırız. O çalışmaların sonunda ne kadar ürün üreteceğimize karar veririz. Aslında o bizim tam olarak potansiyelimizi gösterir. Kafamıza göre demeyiz ki işte Türkiye'de 80 milyon insan var. Ben hadi yarısını satsam 40 milyon tane üreteyim demeyiz. Net olarak kaç tane üretmemiz gerektiğini netleştirir, ona göre üretim yaparız. Bizim potansiyelimizi, fizibilite çalışmamızı gösterir aslında. Biz de 150 kişilik liste yapıyoruz. Bu 150 kişilik liste bizim network'taki potansiyelimizi gösterir. Bizim ne kadar başarılı olacağımızı gösterecek aslında. Listemiz büyükse özgüvenimiz de yüksek olacaktır. İkincisi, davet. İş sektöründeki reklamla eşdeğerler aslında bu. 150 kişilik bir potansiyeliniz var. Bunlara bu ürünleri satabilirsiniz. Ama o insanların da ilgisini çekecek şekilde reklamlar yapmanız gerekiyor, davetler almanız gerekiyor. Daha sonra o insanları sunuma davet etmeniz gerekiyor zaten. Davet adı üstünde. Sunum anlatma yeri değil, sadece çağırma yeri. Bir davetiye gibi düşünün. Olayın ne olduğu, kimin davetli olduğu, yeri ve saati belirler. Daha fazla bir şey yazmaz. Onun gibi düşünün daveti. Sunumda da bütün ayrıntıları, bütün bilgileri hızlı bir şekilde karşı tarafa basit bir şekilde anlatırız. Satış yapmaya bakarız. Eğer satış yapamıyorsak en son takip kısmına geçeriz. Mesela reklamlar gibi düşünün. Araba üreteceksiniz. Kaç tane araba üreteceğinizin çalışmasını yaptınız. İşte araba reklamlarını hazırladınız. Galeride insanlar bu ürünlerin sunumlarını aldı.
İşte bu ürün, o arabanın bütün özelliklerini dinledi. Ama en son kısımda o ürünleri tekrar tekrar televizyonda ya da billboardlarda, gazetelerde gördüğü için onun takibini almış oluyor aslında. Bunun gibi düşünün. Biz de karşı tarafa tekrar tekrar hatırlatıyoruz bu işi, bu ürünleri. Bu satış süreciyle ilgili ayrıyeten bir satış eğitimimiz olacak. Bunların hepsini tekrar tek tek detaylı bir şekilde ineceğiz. Şimdi bilgi, vizyon, iletişim. Bizim duygusal zekayı oluşturan 3 parçamız aslında böylece ilk parçayı bitirmiş olduk. Şimdi gelelim ikinci parçaya. İkinci parça vizyon arkadaşlar. Vizyon görünmeyeni görme sanatı. Gelecekte nerede olacaksanız, neleri başaracaksanız görme kısmıdır burası. Bunu kısa bir hikayeyle anlatmak istiyorum aslında sizlere. Kısa bir hikayeyle anlatmak istiyorum sizlere. Süleymaniye Camii'nin hikayesini eminim hepiniz biliyorsunuzdur. Kanuni Sultan Süleyman vezirlerini, mimarlarını topluyor, Süleymaniye Tepesi'ne çıkarıyor. Bugün Süleymaniye Camii'nin olduğu yer. Evet, bütün insanlık bana kanuni diyor. Muhteşem Süleyman diyor. Muhteşem Süleyman'ın şanına yakışır bir tane külliye yaptırmak istiyorum. Camisi olan, medreseleri olan, alışveriş yerleri olan, her şeyi olan, bakım evleri olan bir külliye yaptırmak istiyorum. Bakın bakalım buraya öyle bir şey olur mu? Diğer mimarlar kendi aralarında tartışırken Mimar Sinan koşmaya başlıyor. Bir aşağı koşuyor, bir yukarı koşuyor, bir sağa koşuyor. Kanuni şaşırıyor. Sinan ne yapıyor? Deli dana gibi bir oraya bir oraya koşuyor. Sinan! Bağırıyor. Sinan'dan ses yok. Sinan koşmaya devam. Sinan! Sinan! Sinan hala koşmaya devam ediyor. Kanuni iyice çıldırıyor. Sen cihan padişahısın koskoca. Sıradan bir Sinan seni dinlemiyor. En sonunda Sinan bir yerden eğilip geçip padişahın yanına geliyor. Padişah köpürmüş soruyor. Sinan be ahmak sen nasıl dinlemezsin beni? Neredesin sen? Niye deli danalar gibi koşuyorsun falan? Mimar Sinan söylüyor. Padişahım siz demediniz mi? Hani buradan cami olur mu bakın diye. Evet ben dedim. Ama sen deli dana gibi koşuyorsun. Koştuğum yerler caminin duvarlarıydı padişahım. Az önce peki neden eğildin? Aa orada kapı vardı kafamı çarpmamak için eğildim. O an olmayan bir şeyi bile aklında canlandırabilmektir aslında vizyon. Vizyonun en iyi örneği inşaat sektörüdür arkadaşlar. Maketleri düşünün. Gökdelenlerin maketlerini görürsünüz. Küçücük. Belki 1 metre boyunda, belki 2 metre boyunda maketler. Dubai yakın. Dubai'ye gittiğinizde çok görürsünüz ya da inşaatlar yapılmadan önce çok görürsünüz afişlerin reklamlarını falan. Öyle bir bina gerçekte yok. 2 sene sonra, belki 3 sene sonra olacak. Ama bütün ayrıntıları belli. Çevre düzenlemesi ne olacak? Binanın yüksekliği ne olacak? Kaç tane pencere olacak? Odanın iç dizaynları ne olacak? İşte renkleri ne olacak? Her şeyi, çatı eğimi ne olacak? Hangi yöne bakacak? Bunların hepsi en ince ayrıntılarına kadar bellidir. Vizyon böyle bir şey aslında arkadaşlar. Hani sadece bugün değil, gerçek olan şeyleri görmek değil. Şu an olmayan şeyleri, bundan 2 sene sonra, 3 sene sonra, 5 sene sonra olan şeyleri sanki bugün varmışçasına görebilmektir. Ve bu işin en önemli kısmı da aslında vizyondur. Çünkü network marketing nasıl yaptığın, yani eğitimler ve uygulama kısmı işin %20'lik kısmını oluşturuyor sadece. %80'lik kısmı bu işin neden yaptığını, yani sizin vizyonunuzu oluşturuyor. Yani sizin vizyonunuzu oluşturuyor. İşin %80'lik kısmı. Neden bu işi yapıyorsun? Hayallerin ne? Vizyonun ne? Bu işle neleri başarmak istiyorsun? Nerelere gitmek istiyorsun? Hangi ülkeleri gezmek istiyorsun? Nasıl bir evde yaşamak istiyorsun? Nasıl arabalara binmek istiyorsun? Ailene nasıl bir imkan sunmak istiyorsun? Nerelere yardım etmek istiyorsun? Yardım miktarların ne olsun istiyorsun? Kaç tane insana yardımcı olmak istiyorsun? Kaç tane insanın hayatını değiştirmek istiyorsun? İsmini kaç kişi bilsin istiyorsun? Ya da ismin ölümsüz olsun istiyor musun? Ne istiyorsanız arkadaşlar, hepsini yazın. Alın tek tek yazın. Nelere sahip olmak istiyorsanız, nasıl bir hayat yaşamak istiyorsanız, akrabalarınıza, ailenize nasıl bir hayat sunmak istiyorsanız hepsini madde madde tek tek yazın. Bu işin %80'lik kısmını o kağıtta yazılı olan maddeler oluşturacak. Kimse görür, kimse duyar diye korkmayın, yazın. Hatta hayallerim çok büyükmüş diye düşünmeyin, yazın. Ne diyor Fatih Sultan Mehmet? Hayallerinle dalga geçmiyorlarsa yeterince büyük değiller. Küçük hayaller kurmakla zaman kaybetmeyin.
Küçük hayalleri de kurun tabii ki. Basit saatler almak da sizi mutlu etsin. Ama büyük hayallerinizle yazmaktan, o listeye de yer almasından asla korkmayın. Peki ama bu hayallerimize nasıl ulaşacağız? Bu başarının, hayalleri yakalama, o vizyona sahip olma başarısının ilkesi, olayı ne? Daha önce o başarıyı yakalamış insanların ayak izlerini takip etmek. Başarı basit aslında. Step by step. Adım adım aynı şeyleri takip etmek. Roma'yı baştan yapmanın anlamı yok. Ampulü bir daha keşfetmenin anlamı yok. Roma yüzyıllar sürmüş yapılması, ampul binlerce defa yanılmadan sonra bulunmuş. Senin de binlerce defa yanılmana gerek yok. Ampul zaten üretilmiş. Al kullan. Bu yolda başarı adım adım gerçekleştirilmiş. Kitaplar, videolar, eğitimler, seminerler, kamplar. Kaçırma. Git. Al, öğren, kullan, dinle. Çünkü aynı şeyleri kendi hayatına uyguladığında boşuna zaman kaybetmeyeceksin. Ampul gibi 999 defa yanılmayacaksın. Bir defa doğruyu bulabilmek için. Yanlış yolları öğrendiğinde onlardan çıkıp doğru yola gideceksin ve doğruyu bulacaksın zaten. Peki ama o büyük resim, yani network bana bunların hepsini sağlayabilecek mi? Yani benim çok büyük hayallerim var. Gerçekleştirmek istediğim harikulade düşünceler var ama bunu network sektörü bana verebilecek mi? Arkadaşlar, 180 milyar dolarlık, hatta 185 milyar dolarlık bir endüstriden bahsediyorum. O yüzden bu sektörü ciddiye alın. Her yıl milyonlarca insana milyarlarca dolar para dağıtan bir sektörden bahsediyorum. O kadar büyük bir sektör ki hepinizin bildiği müzik endüstrisinden çok daha büyük. Çünkü 15 milyar dolar. Film endüstrisinden çok daha büyük, 37 milyar dolar. Organik gıda, her geçen gün daha da revaçta olan bir sektör, ondan çok daha büyük, 80 milyar dolar. Oyun, online oyunlar, 91 milyar dolar. Bunların hepsinden çok çok daha büyük olan network marketing sektörü 185 milyar dolarlık bir sektör. O yüzden bu sektörü ciddiye alın ve bu 185 milyar doların belki de yarısını biz çalışanlara dağıtıyor. Hepinizin hayalini fazlasıyla gerçekleştirebilecek harikulade bir sektör. O yüzden ciddiye alın. Bu sektör işte kısa zamanda işte yaparım 3-5 ay para kazanırım, başka bir şeyler yaparım diyeceğiniz bir sektör değil. Zaten ekibinizi kurduktan sonra adam akıllı paralar kazanmaya başlayacağınız uzun vadeli bir iş. 20 yıl, 30 yıl sonrasını hayal edin bu işin. Kısa yoldan zengin olma yolu da değil. Aa, iki kişi buldum, hadi ben eyvallah yatarım, siz çalışın, ben para kazanırım olayı da değil. Bir şans, ikramiye, loto gibi bir olay da değil. Ya iki tane şanslı olursan, iki adam çıkarsa bir olay da değil. Yeterince emeğini verirsen, yeterince zamanı verirsen herkesin çok iyi yerlere gelebileceği, çok iyi paralar kazanabileceği bir sektör. Ya benim gibi adam bile bu sektörü yapabildiyse hepiniz bu sektörde başarılı olursunuz, buna %100 emin olun. Ama dediğim gibi deneme yanılma işi değil, çalışan herkesin emeğinin tam karşılığını aldığı bir iş. Bir ev hanımının yapabileceği kadar basit, bir diplomatın yapabileceği kadar da prestijli bir iş. Zaten çevrenizde görüyorsunuzdur. Ünlü insanlar var, doktorlar var, mühendisler var, mimarlar var, ev hanımları var. Her kesimden insanın aynı ortamda, aynı atmosferde buluştuğu bir iş. Sizin için harikulade bir sektör. Ama her şeyden önce bu başarıyı yakalayabilmek için çok önemli bir şey var. Değişim. Değişmeden gelişemezsin, gelişmeden başaramazsın. Değişimin en büyük örneği aslında kelebektir. Küçücük kurt. Üstünüze atsam viyak viyak bağırırsınız. Ama çok zorlu bir sürece girer. Kozaya girer. Haftalarca kendini küçücük bir yere hapseder. Bütün sevdiklerinden, bütün arkadaşlarından, bütün akrabalarından vazgeçer. Ama o birkaç haftanın, o zorlu sürecin sonunda viyak viyak bağırdığınız kurtçuk, dövmeler yaptırdığınız, küçükken ciltlerinize yapıştırdığınız, birbirinden güzel desenlerini oluşturduğunuz çok güzel bir kelebeğe dönüşür. Değişim sancılıdır ama sonu çok güzel. Çünkü şöyle bir gerçek var. Her gün aynı şeyleri yapıp farklı sonuç alamazsın. Öğrencisin,
Her gün okula gidiyorsun, ders çalışıyorsun, sınavı geçmeye çalışıyorsun. Her gün okula gidiyorsun, ders çalışıyorsun, sınavı geçmeye çalışıyorsun. E milyoner olamazsın ki. Çünkü o an öğrencisin. Öğretmensin. Her gün okula gidiyorsun, ders anlatıyorsun, evine gidiyorsun, yatıyorsun, kalkıyorsun, ders anlatıyorsun, evine geliyorsun. Polissin, doktorsun, avukatsın fark etmez. Her gün aynı şeyi yapıp farklı sonuç bekleyemezsin. Yani arpa ekip de buğday alamazsın. Ya ben işte buğday ekmiştim, elma istiyorum diye bir olay yok. Buğday ektiysen buğday alacaksın. Eğer aldığın mahsulü değiştirmek istiyorsan ektiğin şeyi değiştirmen gerekiyor. Hatta Cenab-ı Hak bile ne diyor? İnsanlar kendilerini değiştirmedikçe Allah onlar üzerindeki genel durumu değiştirmez. Peki neleri değiştireceğiz? Bir, duruşu değiştireceğiz arkadaşlar. Şu an cebinizde milyonlar olmayabilir ama cebinizde milyonlar varmış gibi duracağız. Hani yazmıştık ya nelere sahip olmak istiyoruz diye, nasıl bir evde yaşamak istiyoruz, nasıl bir hayata sahip olmak istiyoruz. Sanki onlara sahipmiş gibi yaşayacağız. Bir gün Amerika'da başarılı bir iş adamı iflas ediyor. Ne yapacağını bilemiyor. Evleri gitmiş, arabaları gitmiş. 1980'li yıllarda yaşanmış bir hikaye diye anlatılır bu. Parkın bir tanesinde almış. Kafasını ellerinin arasında kara kara düşünüyor. Allah'ım ne yapacağım bundan sonra? Allah'ım yok tabii onlarda. Oh my God. Ne yapacağım bunlarda bu zamandan sonra? Artık beş parasızım. Hani kara kara düşünüyor işte ne yapabilirim falan diye. Çünkü daha dün gece Amerika'nın en zengin insanlarından bir tanesiyken şu an işsiz, güçsüz, her şeyini batırmış bir adam. Arabası dahi yok. Biraz sonra yanına takım elbiseli bir adam geliyor. Yaşlı bir adam. Hayırdır evladım, derdin ne? Amcadım diyor, derdimi anlatsam sana ne sende çözümü var ne bende. Oğlum anlat bir. Ya amca ben daha dün Amerika'da çok başarılı bir iş adamıydım. Ama bugün hiçbir şeyim yok, beş parasızım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl yaşayacağımı bilmiyorum. Aileme ne diyeceğimi bilmiyorum. Adam cebinden bir çek çıkarıyor. Ne kadar paran olsaydı tekrardan eskisi kadar başarılı olurdun? Diyor ki 1 milyon dolarım olsaydı eskisinden de daha başarılı olurdum. Eski işlerimden çok daha başarılı olurdum. Adam çıkarıyor çek defterini. 1 milyon dolar yapıp altına Rockefeller imzası atıyor. Geçenlerde ölmüştü. Belki duymuşsunuzdur. 80'li yıllarda dünyanın en zengin adamı. Tabii o zamanlar televizyonlar, gazeteler çok yaygın olmadığı için Rockefeller'in ismini biliyorlar ama cismini de çok bilmiyorlar. Emin misin sen ya diyor, daha tanımıyorsun etmiyorsun, bana nasıl verirsin bu çeki? Sen diyor bir sene istemedin mi benden 1 milyon dolar? Bir sene sonra bu parkta senden tekrardan verdiğim 1 milyon doları geri istiyorum. Çünkü ben sende o ışığı gördüm, senin yapabileceğine inanıyorum. Adam şok. Rockefeller kendisine 1 milyon dolarlık çek vermiş. 1 milyon dolar. E diyor Rockefeller bana bu kadar güveniyorsa demek ki gerçekten bende bir şey var. Hatta diyor ona bir sürpriz yapacağım. Çeki alıp katlayıp kasaya kilitliyor. Bir sene sonra eskisinden daha başarılı olacağım ve o adama bu çeki geri vereceğim. Teşekkür ediyorum. Sen bana ilham oldun. Senin sayende başarılı oldum diyeceğim. Ve öyle bir çalışma yapıyor ki gerçekten bir sene sonunda eskisinden daha başarılı oluyor. Ve o çeki kullanmadan. Ha bir de şöyle ihtimali var. Eğer başarısız olursa, eğer sıkışırsa kasada zaten ne var? Çek var. 1 milyon dolarlık çek var. İstediği gibi bozdurur, istediği gibi kullanır. Bir senenin sonunda o çeki tekrardan alıyor. Bozdurmamış çekini. Aynı parka gidiyor. Saatlerde adamı bekliyor, gelen giden yok. En son bir tane bakıyor ki hemşirenin bir tanesi yaşlı bir adamı kovalıyor. O yaşlı adam bizim Rockefeller. Hemen gidiyor hemşirenin yanına, sen ne yapıyorsun ya, manyak mısın, Rockefeller'i niye kovalıyorsun? Ne Rockefeller'i ya diyor. Kendini diyor Rockefeller zanneden bizim hastanenin delisi. Herkese bedava çek dağıtıyor. Adam bir bakıyor elindeki çek sahte. Yok artık. Öyle bir şey yok. Ama bir de şunu düşünün. O çekin sahte olduğunu bilseydi gerçekten o kadar başarılı olabilir miydi? Aklında öyle bir güç vardı ki her zaman. Benim tamam şu an 1 milyon dolarım yok. Ama 1 milyon dolarlık gücüm var. Çekmecemde istediğim zaman kullanabilirim. Bu hissiyat zaten onu her zaman güçlü hissettirdi. Tamam. Şu an hiçbirinizin cebinde 1 milyon dolar yok. Ama eğer sizin hayal panonuzda, o vizyonunuzda 1 milyon dolar, atıyorum 2 yıl sonrası için, 1 yıl sonrası için, 5 yıl sonrası için imzalı varsa, hazırda bir çek gibi düşünün.
Gerçekten imzalanmış bir yıl sonrasında 1 milyon dolar çekin olsaydı kendini nasıl hissedersin? Nasıl bir duruşun olurdu? Uçardık. Yürüyüşünüz bile değişirdi değil mi? Ayakkabı numaramız değişirdi. Ayakkabı numaranız bile değişirdi. Öyle düşünün aslında. Duruş değişmeli. Ha, bu duruş işte milyon dolarlarınız var gibi harcama yapmak anlamında değil. Özgüveniniz, duruşunuz, konuşmanız her anlamda değişmeli. Konuşma içeriği değişmeli. Eskideki gibi argo konuşmalar, labalilikler falan yok. Daha bir iş adamına yakışır şekilde. Tabii ki samimi cümleleriniz, yeri geldiğinde yapacağınız argo şakalarınız falan illaki olacaktır. Ama bir iş adamının ciddiyetini de, samimiyetini de asla kaybetmeyin. Okuma değişecek demiyorum, okumaya başlayacağız. Çünkü toplum olarak okumayı çok da sevmeyen bir milletiz. Okuma alışkanlığımızı değiştirip okuma alışkanlığı edineceğiz. Okumayı seven arkadaşlar da hangi sektörde başarılı olmak istiyorsanız o sektörde artık biraz daha bilgi edinmeye bakın. O sektörle alakalı kitaplar okumaya bakın. Arkadaşlar ve ilişkiler değişecek. Hobiler değişecek. Şöyle düşünün. Sabah akşam batak oynayıp da ya bu devlet bize bakmıyor demek. Yani kahve köşelerinde başarısızlığın en büyük anahtarı zaten. Bakın size başarının anahtarını verdiğim gibi başarısızlığın anahtarını da veriyorum. Kahve köşelerinde batak oynamak. O hobiye devam ettiğin sürece başarılı olamayacaksın. Dikkat et, başarılı insanlar ne yapıyor? Ya git en azından futbol oyna, basketbol oyna, ne bileyim ata bin. Ya daha düzeyli sporlar yap. En azından sağlığın için, fitness'a git. Yani sağlığın için bir şeyler kazanmış olursun. Bir hobiyi yaparken şuna bak. Bundan bir sene sonra, iki sene sonra bana bir şey kazandıracak mı? Eğer sana hiçbir şey kazandırmayacaksa o an bırak. Ama sana bir şeyler kazandıracağına inanıyorsan devam et. Şu eğitimler sizlere bir şey kazandıracaksa devam edin. Bundan 2 sene sonra, 3 ay sonra ya da 5 yıl sonra fark etmez. Ama devam bir şey kazandırmayacağına inanıyorsanız bırakın, olduğu yerde kalsın. Bir başkasının işine yarayacaktır zaten. Arkadaşlıklar değişmeli. İlişkiler değişmeli. İyi arkadaş, kötü arkadaş tabirini babalarınız size sürekli yapıyordur zaten. Kötü arkadaş kömür satıcısı gibidir. Kötü kokular almasanız, yani üzerinize iz bulaşmasa bile, yani lekelenmeseniz bile sürekli kötü koku çekersiniz içinize. İyi arkadaş yani parfümeri gibidir. Üzerinize güzel kokular sıkmasa bile sürekli birbirinden güzel kokuları çekmeye başlarsınız. Bazı arkadaşlıklarınızın alışkanlıkları kötüyse o ortamı bırakın. Her zaman aklınızda şu olsun. En yakın 5 arkadaşınız sizden daha iyi olsun. Çünkü bir salonda en akılsız, en akıllı kişi sizseniz başarılı olamazsınız. Ama beraber vakit geçirdiğiniz insanlar sizden daha iyi insanlarsa, kültür olarak, ahlak olarak, bilgi olarak, vizyon olarak sizden daha iyi insanlar ise siz de onlar gibi olmaya başlarsınız. Çünkü eskilerin sözü var. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Eğer arkadaşın ipsiz sapsız, hayyaş biri ise senin de gideceğin yol o. Eğer arkadaşın başarılı olmak isteyen, sürekli kendini geliştirmek isteyen ve adım adım zirveye tırmanan biri ise sen de onun gibi yavaş yavaş zirveye tırmanacaksın. O yüzden ilişkilerinize de bakın. Kim size iyilik yapıyor, kim size kötülük yapıyor. Üst kollarınızla olabildiğince vakit geçirin. Çünkü üst kollarınız bu işte sizin başarılı olmanızı isteyen insanlar. Sizden daha önce işe başlamışlar, sizden daha çok şey öğrenmişler, sizden daha hızlı olmuşlar, sizden şu an daha başarılılar. Onlarla vakit geçirin ki, her daim onların yanında olmaya çalışın ki onlar gibi başarılı olasınız. Tamam? O zaman devam. Peki, iyi güzel de bu vizyon edindiğimiz, bu hayalini kurduğumuz şeylere nasıl ulaşacağız? Bunları bir programa dökmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir plana adapte etmemiz gerekiyor. Hani bir binayı düşünün. Demiştim ya vizyon kısmını anlatırken inşaat sektörü gibidir diye. Siz o maketi yaptınız. O bina 2 yıl sonra o makette olduğu gibi olacak. Ama bunun bir de programını yapmanız lazım. Temel ne zaman atılacak? Beton ne zaman dökülecek? Duvarlar ne zaman ölecek? Çatı, sıva, boya ne zaman yapılacak? Bunların hepsinin planlamasını yapmanız gerekiyor. Kafanıza göre yapamazsınız. Burada da her şeyi adım adım planlayın. Kısa vadeli hedefler koyun. İlk paranı ne zaman kazanacaksın? İlk kariyerini ne zaman atlayacaksın? İkinci kariyerini ne zaman atlayacaksın? İlk 1000 dolarını ne zaman kazanacaksın? Annene ilk hediyeni ne zaman alacaksın? Kısa vadeli hedeflerinizi koyun. Çünkü kısa vadeli hedefler sizin doğru yolda olduğunuzu, ilerlediğinizi, başarılı olduğunuzu gösterecektir. Aynı zamanda uzun vadeli hedeflerinizi de yapın. 1 yıllık, 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık.
Bu sektör sizi nereye götürecek? Hangi başarıları elde edeceksiniz? Bunların tamamını görebileceğiniz her şeyi yazın. Yazmaktan da asla vazgeçmeyin. Sonra bunları tek tek üstlerinizi değerlendirip hangisini nasıl yakalayabileceğinizi, hangisine nasıl ulaşabileceğinizi tek tek konuşup tek tek değerlendirin. Ama bundan daha önemli bir şey varsa taahhüt. Bütün inşaat sektöründe, yine inşaattan gideceğim. Maketini yaptınız. İnşaatın programını çıkardınız. Bu yetmez. Bir de sözleşme imzalarsınız. Taahhüt verirsiniz. Taahhütname derler buna. Söz verirsiniz. Evet, ben bu inşaatın temellerini bu zaman atacağım. 2 sene sonra şu işlemlerden geçtikten sonra inşaat şu hale gelecek ve ben size anahtar teslimini tam bu tarihte yapacağım diye söz verirsiniz. O sözleşme olmadan o inşaat işine giremezsiniz. Ne devlet buna izin verir ne de ev satacağınız insanlar bunu kabul eder. O yüzden her şey bir sözleşmeye, bir taahhütnameye dayalıdır aslında. Burada da hayallerinizi kurdunuz, vizyonlarınızın bütün detaylarını çizdiniz. Uzun vadeli, kısa vadeli her şey belli. Üst kollarınıza bunların programlarını yaptınız, yetmez. Üst kollarınıza bunun sözünü vereceksiniz. Ben bunların hepsini yapacağım ve sonuçta da bu hedeflerime ulaşacağım diye. Çünkü hayalperestlerle, vizyonerleri ya da başarılı insanlarla başarısız insanları ayıran en önemli özellik aslında taahhüttür. Çünkü herkes plan yapar ama plan kağıt üzerinde işe yaramaz. O plan uygulamaya geçerse bir işe yarar. O yüzden yapmış olduğunuz planlara söz vermeyi, taahhüt vermeyi asla ihmal etmeyin. Gelelim benim en sevdiğim slaytlardan bir tanesi. Hayat boyunca işinize yarayacak. Hangi sektörü yaptığınızın önemi yok. Hayat boyunca işinize yarayacak 4 önemli prensip. Bunlardan birincisi, proaktif olmak. Ve belki de bunların en önemlisi. Çünkü hani birçok insan başarısızlığını hemen kılıfını bulur. Mesela bir öğrenciyi düşünün. Kötü not olduğu zaman, ya hoca bana düşük not vermiş, şunları şunları yapmıştım, şunlara yüksek vermiş de bana düşük vermiş falan. İyi not olduğu zaman, 100 aldım, 95 aldım, ben aldım. Hoca vermedi, bak ben aldım. Ama kötü not olduğu zaman, hoca verdi. Ya da bir yere geç kalıyorsun, ya bir trafik vardı ya, geç kaldım kusura bakma. 10 dakika önce çıksaydın, 20 dakika önce çıksaydın, o trafiğe takılır mıydın? Mümkün değil. Ama proaktif insan problemi de bilir, çözümü de bilir. Bilir ki 20 dakika daha erken çıksaydı trafiğe kalmayacaktı. Bilir ki o sınava daha çok çalışsaydı daha yüksek not alacaktı. Bir insan problemi bir defa yaşayabilir. İkincide aynı hatayı bir daha yapmaz proaktif insan. İkinci sınav için şunu söyler. Der ki daha çok çalışsaydım daha yüksek alırdım. İkinciye daha çok çalışacağım der. Ve ikinciye gerçekten daha çok çalışır. Çözümü çünkü budur bunun. Proaktif insan çözüm odaklı olan insandır. Problemi bilir. Problemin çözümünü bulur ve o çözümü uygular. Hiçbir zaman başkasının uygulamasını beklemez. Yani kimse yapmıyorsa ben nasıl yapayım demez. Kimse yapmıyorsa ben yapmalıyım der. Sorumluluk alır. Problemi çözer. Ve başarıya adım adım ulaşır. İkincisi, işi sonunu düşünerek başlamak. Nereye gideceğinizi, nerede olacağınızı, yani sonuç olarak nerede bitireceğinizi bilmeniz lazım. Düşünün, bir gemisiniz. Nereye gideceğinizi, buradan İstanbul'dan çıktınız. Nereye gideceğiniz belli değil, Allah bilir. Güney Afrika'ya gidersiniz, Allah bilir. Singapur'a gidersiniz, Allah bilir. Florida'ya gidersiniz, şirketle tanışırsınız. Ama nereye gideceğiniz buradan belliyse ona göre yük alırsınız. Belki sadece Bodrum'a kadar gideceksiniz. Alacağınız yakıt ona göre değişir. Alacağınız yük ona göre değişir. Ama belki Singapur'a gidip hani 3 ay boyunca geminin içinde kalacaksınız. Alacağınız erzağın da ona göre şekillenmesi gerekir. Çünkü sonda olursanız, aradaki engelli sonu düşünürseniz, aradaki engelleri görmeniz kolay. Onları düşünmeniz kolay. Mesela bir dağın zirvesinde olmak gibi düşünün. Dağın yarısında olursanız diğer tarafı göremezsiniz. Ama zirvesinde olursanız etraftaki her yeri, her engeli görebilirsiniz. O yüzden bir işe başlamadan önce sonunu düşünmek lazım. Ben bu işin sonunda ne kazanacağım? Ben bu işin sonunda nereye varacağım? Aslında vizyon dediğimiz şeye tekrardan geldik. Çünkü sonunu düşünmeden hareket ederseniz önünüzdeki
engellerde sürekli yön değiştirirsiniz. Ama sonun nereye vardığını bilirseniz, önünüze hangi engel gelirse gelsin, o engeli aşar, yine de istediğiniz şeyi elde edersiniz. Üçüncüsü, belki de zenginliğin sırrı zaman kaldırıcı kullanın. Zaman kaldırıcı dediğimiz şey şu, herkesin 24 saat zamanı var. Herkes 24 saat çalışabilir maksimum. Ama bazı insanlar sadece 2000-3000 TL kazanırken, bazı insanlar bu 24 saatte milyonlarca dolar para kazanırlar. Bunun arasındaki fark zaman kaldırıcı. Çünkü birçok insan sadece kendi emeğiyle çalışır, zamanını satar. İşte 8 saat çalışır, 1000 lira alır. 8 saat çalışır, 5000 lira, 10 bin lira alır. Ama bazı insanlar kendi çalışmak yerine bir ekip kurar. 100 kişilik bir ekip kurar atıyorum. Kendi o 100 kişilik ekibi yönetip hepsini 8 saat çalıştırsa bir günde 800 saat zamanı oldu. Aslında kendi 8 saatiyle 800 saat zamana sahip oldu. Zaman kaldırıcı budur. Sizin bir günde 800 saatiniz olmayabilir. Ama 100 kişiyi çalıştırarak 800 saat zamana sahip olabilirsiniz. Ya da 8000 saat. Ya da 800 bin saat zamana dahi sahip olabilirsiniz. Çalıştırdığınız insanların sayısıyla alakalıdır bu. Hani Bill Gates'in derler hep. Cebinden 100 dolar düşürse onu eğilip tekrar cebine koyana kadar zaten 300 dolar kazanıyor. O kadar kısa zaman içerisinde. Birkaç saniye içerisinde. Bunun nedeni ne? Yaptığı tek şeyi yerden eğilip parasını cebine koymak. Ama yaklaşık onun için çalışan 500 bin insan var dünya genelinde. Bu insanların hepsini hesaba kattığınızda bu adamın bir gününün kaç saati olduğunu artık siz hesaplayın. Ekibinizdeki insan sayısı ne kadar çoksa zamanınız o kadar çok. Dolayısıyla kazancınız o kadar çok olacaktır. Ve son olarak testlerini bile. Hep oduncu hikayesi anlatırlar bize. İki tane oduncu şeye giriyor, bir ormana giriyor, odun kesecekler. Bir tanesi tecrübeli bir oduncu, bir tanesi de daha genç, ilk defa başlamış. Tecrübeli oduncu bugün 10 tane odun kesiyor. Bizim genç cengaver 20 tane odun kesiyor. Oo iyisin falan, 20 tane kestin. İkinci gün geliyor tecrübeli, yine 10 kesiyor. Bizimki 15 kesiyor. Daha çok çalışmasına rağmen 15 kesiyor. Ama yine de tecrübeliden daha iyi. Üçüncü gün 10 kesiyor, dördüncü gün 5 kesiyor derken altıncı gün hiç odun kesemiyor. Kafayı yemek üzere her gün daha çok çalışmasına rağmen yine de odun kesemiyor. En son dayanamıyor, gidiyor tecrübeli oduncunun yanına. Ya diyor, ben senden her gün daha çok çalışmama rağmen her geçen gün düşüyorum ama sen her gün 10-10-10-10 devam ediyorsun. Nasıl oluyor bu? Diyor ki, baltayı hiç biledin mi? Testlerini hiç keskinleştirdin mi? Ben her gün düzenli olarak baltamın ucunu biliyorum. Çünkü her vurdukça baltan körelir. Baltanın ucunu bilemezsen, ne kadar çok çalışırsan çalış, artık bir yerden sonra yetemez olur, kesemez olur. Hangi sektörde olduğunuzun bir önemi yok. Şu an sahip olduğunuz bilgiler size bir yere kadar yetebilir. Ama daha fazlasına sahip olmak istiyorsanız kendinizi daha fazla geliştirmeniz gerekiyor. En iyisine sahip olmak istiyorsanız en çok geliştiren, sizi, en çok gelişenin sizin olması gerekiyor. O yüzden bir kere geliştim demek yetmez. Her defasında gelişeceksin, 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 gelişeceksin. Ne kadar başarılı olmak istiyorsan o kadar çok gelişeceksin. Çünkü gelişmeyi bıraktığın an, körelmeye başladığın an. Oldum demek, öldüm demektir. O yüzden asla testleri bilemekten vazgeçme. Ve belki de en önemli slide. Asla ara verme. Zirveye çıkıyoruz. Zirveye çıkmak kolay değil. Belki bu adam gibi önümüzde kocaman bir yük var. Düşünsene bir ara verdiğini, önünden bir çekildiğini. Ya taşın altında kalırsın. En iyi ihtimalle taş geldiği yere geri gider. Bütün emeğin boş. Bir kere başladın, heyecanla başladın, aşkla şevkle başladın, her şey çok iyi gidiyor. Ya yoruldum, şu oldu, bu oldu, annem ağladı, babamın başına şu geldi, işte sınavlarım geldi falan. Ara verme, pes etme, devam et. Bazı özel durumların olacak, bayram olacak, seyran olacak. İşte arkadaşlarınla vakit geçirmek isteyeceksin, ailenle vakit geçirmek isteyeceksin. Sadece bu zamanı planla, üst kollarınla zamanlarını paylaş, alt kollarınla durumu konuş. Ne yapman gerekiyorsa yapman gereken şeyleri öğren, yine onlarla vakit geçir. Sadece bunu planla ama hiçbir zaman ara verme. Çünkü ara verdiğinde her şey, bütün emek boşa gidecek.
ve sürekli onunla arkadaşlar. Bir kere değil. İyi yaptığınız şeyleri yapmaya her zaman devam edin. Her zaman devam edin. Hep suyu bilirsiniz. Azimle, sebatla, ısrarla devam eder. Tık, 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 tık. Bıkmadan, usanmadan tık, 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 tık devam eder. Ve koskoca mermerleri dener arkadaşlar. Koskoca mermerleri. Az çok demeden. Part time çalışıyor olabilirsiniz. Full time çalışıyor olabilirsiniz. Ya işte benim günde 2 saatim var, sadece 2 saatte de işte bir şeyler yapılabilir mi diye korkmayın. Günde 2 saat bile olsa her gün 2 saatinizi vermeye devam edin. Yavaş yavaş bile olsa o mermeri deleceksiniz. John Rice. Ne zaman bir karamsarlığa düşsem, gider bir mermer ustasına, yani bir işin olmayacağını düşünsem, uğraşıyorum uğraşıyorum ama gerçekleşmiyor bu diye inanmaya başlasam, gider bir taş ustasını izlerim. Alır çekişle taşa, 99 defa vurur, taşta hiçbir değişiklik yok, 100. vuruşta taş ortadan ikiye yarılır. O zaman anlarım ki diyor, o taşı kıran 100. vuruş değil, ilk 99 vuruştur ve devam ederim işime. Aynı şekilde arkadaşlar, bir defa yaptım, denedim, oldu, davet aldım, şu oldu, bu oldu, olmadı diye düşünmeyin. Israrla devam edin. Israrla, azimle devam edin. Ve hayalleri de gerçekleştirdikten sonra, vizyonu da gerçekleştirdikten sonra ısrarla gelelim iletişim kısmına arkadaşlar. Bilgi, vizyon ve iletişim bizim duygusal zekamızın 3 temel parçası. İletişimi çok uzun uzun anlatmayacağım. Çünkü basit olan şeylerin izahı da basittir. İletişim deyince hepinizin kafasında zaten bir şeyler canlanıyor. Saygıyla birleşen arkadaşlık ortamı oluşturabildiğiniz sürece zaten network sizin için harikulade bir sektör olacak. Sadece ben birkaç şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Onları hatırlatacağım size. Bunlardan birincisi, günlük iletişim kurmamız gerekiyor. Günlük iletişimden kastım şu. Üst kollarınızla ve alt kollarınızla, işe dahil etmiş olduğunuz arkadaşlarınızla her gün iletişim kurun. Bir problemin var, bir sıkıntısın var. Onları hemen öğrenin, üst kollarınıza iletin. Problemleri anında çözün. Çünkü biliyorsunuz ki erken teşhis can kurtarır, hayat kurtarır. Erkenden bir problem varsa teşhis edin, hemen çözümünü uygulayın. Çözümü bilmiyorsanız eğer üst kollarınızdan çözümü öğrenip o çözümü uygulayın ve o problemi ortadan kaldırın. Çünkü zamanında müdahale ederseniz her şeyi kurtarabilirsiniz. Ama ya aman deyip işte alt kollarınızın aramalarını görmezden gelip kenara atar, günlerce dönmezseniz eğer belki problemler çok daha büyüyecek, hani çözülemez bir hal olacak. O yüzden dikkat edilmesi gereken şey günlük iletişim. Çünkü tekrar ediyorum, erken teşhis hayat kurtarır. Bir önemli nokta daha var burada. Problem mi var? Problemler ekibinizdeki insanlara anlatmanız gerekmiyor. Onlar zaten daha çok yeni. Onlar daha işin çok başında. Onların heveslerini kırmanıza gerek yok. Bütün problemleri üstlerinize iletin. Güzel bir haber mi var? Ekibinize verin. Üst kollarınıza vermek zorunda bile değilsiniz. Onlar zaten sistemi açtıklarında gelen satışlardan, yapılan işlerden güzel şeylerin hepsini görüyorlar. O yüzden güzel bir şey mi var? Bunları ekibinizdeki insanlara iletin. İkincisi, kazan kazanı düşünün. Ekibinizdeki insanların kazanması için çalışırsanız siz zaten kazanırsınız. Ama sadece kendi çıkarınızı düşünür. Kendi kazancınıza odaklanırsanız o insanlar kazanamadığı için bir süre sonra yanınızda olmayacak. Daha sonra siz de kaybetmiş olacaksınız zaten. Kaybetmiş olacaksınız. Onlara kazandırın ki siz otomatik para kazanın. O yüzden kendi yerine o ekibindeki insanları düşüneceksin. Onların para kazanmasına odaklanacaksın. Çok önemli bir nokta arkadaşlar. Ve üçüncüsü, ulaşılabilir olun. Alt kollarınız size ulaşmakta problem yaşamasın ya da üst kollarınız size ulaşmakta problem yaşamasın. Ha, telefonlarınızı toplantılarda, eğitimlerde kapatın dedik. Ama çıktığında açın, hemen o insanlara dönün. Bir problem mi var, bir şey mi var, bir sıkıntı mı var, anında çözün. Ya da güzel bir şeyler mi var, bunu ekibinizle hemen paylaşın. Ulaşılabilir olun. Kimse size ulaşmakta zorluk çekmesin. Telefonun bozuldu, hemen yaptır. Çünkü sen bir iletişimcisin, sen networkçüsün. Senin ulaşılabilir olman lazım. Mesela bir defasında ekibimden bir tanesi beni aradı. Enes Olgun ve Mahmut İnan'la beraber yemek yiyordum. Hani yemeğin içeriği ama sadece eğlence üzerine kurulu. Hani şen şakrak muhabbet ediyoruz, gülüşüyoruz, kahkahalar falan. Ekibimden bir arkadaş aradı. Önce telefonu ters çevirecektim ki buradaki ulaşılabilir olun yazısı aklıma geldi.
Dedim bunu ekibe söylüyoruz. Uygulayalım o zaman. Açtım telefonu. O an yanında bir arkadaşı varmış. Hatta saygı duyduğu bir hocası varmış. Ona projeden bahsetmiş. Ama ne cevap vermesi gerektiğini bilmiyor. Çok basit bir soruydu. Telefon hoparlörü aldı. Ben cevabı verdim. Telefonu kapattım. Beraber gidip zaten hani işte projeye başlamışlar, işe başlamışlar. Ama o an telefonu açmamış olsaydım belki çok basit problemi çözemeyecektik ve o hocası, saygı duyduğu hocası hiçbir zaman işe başlamayacaktı ve benim arkadaşımın da, benim ekibi arkadaşımın da belki de umudu kırılacaktı. Ulaşılabilir olmak hayati derecede önemli. Arkadaşlar, eğitimimizin sonuna geliyoruz. Eğitim bitirmeden önce son 3 noktaya değinmek istiyorum. Bunlar hayati derecede önemli çünkü. Arkadaşlar, birincisi, haftalık toplantılarda daima ekibinizle beraber olun. Seminerlerde, kamplarda, özellikle de haftalık toplantılarda ekibinizi o toplantılara götürün. Ve siz de o toplantılarda başı çeken olun her zaman. En isteklisi olun, en önde oturmaya çalışan olun, onları hep yönlendiren olun. Onlarla beraber o bilgilere sahip olun. Şunu yapmayın işte, ekibim sen git, ya benim şu işim var falan diye sallamayın. Ekibinizdeki insanlar sizden önce öğrenmesin. En kötü ihtimalle hep beraber öğrenir. Çünkü onlar sizden önce öğrenir ve onlar sizden çok şey bilirlerse size saygıları her geçen gün azalacaktır. Siz onları yönlendirin, bilgiler alsınlar. Onlar ne kadar bilgi olursa o kadar başarılı olacak. Siz de o kadar bilgi olacaksınız. O kadar başarılı olacaksınız ama siz onlara yönlendiren değil, öncülük eden olun. İkincisi, para alışverişi yok arkadaşlar. Üst kollarınızda, alt kollarınızda ve özellikle işe başlayacak insanlar. Hani birçoğu size şunu söyleyecektir. Ya benim paramı ver, ben başlayayım, işte kazanınca sana öderim. Arkadaşlar, biz insanlara para vermiyoruz, para kazanmayı öğretiyoruz. Hani eskilerin bir sözü var ya, bana balık verme, balık tutmayı öğret. Çünkü balık verirsen bir kere karnım doyar, balık tutmayı öğretirsen her zaman karnım doyar. Biz de insanlara borç para vermiyoruz. Çünkü eskilerin yeni bir lafı var. Birini görmek istemiyorsan borç para ver. Çünkü senden kaçacaktır. Ekibinizi almak istediğiniz insana borç veriyorsun. Sana başlı olduğu için mahcup oluyor ve senden kaçıyor. O insan senden kaçarsa nasıl network yapacaksın? Nasıl iş kuracaksın? O yüzden para alışverişi yasak arkadaşlar. Para alışverişi yok. Bununla karşımıza lütfen gelmeyin. Çünkü her defasında mutsuz olacaksınız. O yüzden para alışverişini titizlikle uyarıyorum. Üçüncüsü, tüm görüşmelerinizde, eğitimlerinizde, kamplarınızda şık, hazır bir şekilde olun. Çünkü görüntü çok önemli. İnsanlar sizi o anki görüntünüzle hatırlayacak. Bakımsız, işte kılıksız, üstüne başına bakmamış birisiyle bir iş yapmak isteyecek insanlar. Yoksa her zaman şık, her zaman girişken, konuşkan, hazır, presentable birisiyle mi iş yapmak isteyecek? Bunu aklınızdan asla çıkarmayın. Her zaman şık olmaya özen gösterin. Çok pahalı kıyafetler almanıza, çok pahalı işler yapmanıza gerek yok. Sadece şık olun, temiz olun, bakımlı olun. Bu bizim için yeterli. Cünes'in duygusal zeka eğitimlerinin sonuna geldik. Bu eğitimler hepsi ayrı ayrı, tek başına saatlerce konusu üretilebilecek, saatlerce anlatılabilecek eğitimler. Burada hepsinden biraz biraz alıp birleştirmeye çalıştık. Çünkü biliyoruz ki bir insan duygusal zekasını geliştirirse hayat onun için çok daha kolay, çok daha anlamlı hale gelir. Çünkü çok daha başarılı olacaktır. O yüzden de duygusal zekanız için, duygusal zekamızı hep beraber geliştirebilmek için bilgiyi, vizyonu ve iletişimi tek tek ele almaya çalıştım. İnşallah faydasını görürsünüz. Bunları hayatınıza ne kadar uygularsanız o kadar faydasını göreceksiniz. Ara ara bu eğitimleri daha da açaraktan devam edeceğiz. Diğer eğitimlerimizde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.